Merhaba değerli izleyicilerimiz. Sektörler Arası Türkiye yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Cizre merkezden sesleniyoruz. Sektörün en iyisi, güzel bir hizmetten bahsedeceğiz. Neredeyiz? Apart Suite Park Otel'den sesleniyoruz. Yanımızda firmamızın sahibi ve kurucusu beyefendi Hafsullah Memduhoğlu bulunmakta. Bakalım bize ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Merhaba, nasılsınız? Merhaba, hoş bulduk. Sağ olun, hoş geldiniz. Teşekkür ederiz, sağ olun. Şimdi Hafsullah Bey, sürekli biz Cizre'ye geliyoruz. Geldiğimiz zaman da siz bizi misafir ediyorsunuz. Ekip olarak biz size teşekkür ediyoruz. Biz de memnun oluyoruz. Şimdi o çalışmalarınızı şöyle genel hattan alacağız ama çok kısa önce bir şahsınızı tanıyalım. Sonra da sektöre girişiniz nasıl gerçekleşti? Ben Hafsullah Memduhoğlu, 1971 doğumluyum. Evli, 4 çocuk babasıyım. Allah bağışlasın. Var olun. Cizre Esnaf Sanat Kulübü da başkanlığını hala yürütmekteyim. Güzel. Geçmişte aile firmamızda yurt dışında pek çok ihracatlarımız oldu. Evet. Cizre'de de böyle bir bina yaptık. Otel ihtiyacı da söz konusuydu. Bu binamızı da otele çevirdik. Çevirdiniz. Ve şu an hizmet sektöründe bu faaliyeti yürütmeye çalışıyoruz. Çok güzel, çok güzel. Şimdi Cizre ilimiz aslında güzel bir ilimiz. Tarihi birçok noktasıyla birlikte. İnsanıyla, havasıyla, suyla temiz, güzel bir şehrimiz. Tabii zor süreçlerden geçtiniz. Ama yavaş yavaş şehir artık ayağa kalkıyor. Siz de onun bir parçasısınız. Toparlanıyoruz şükür. Evet, şimdi tesis yeni değil mi daha ne evet. zaman kuruldu? Bir yıllık oldu. Bu süreç nasıl geçti? Memnun musunuz? Şükür yani biz zaten yeni bir tesis. 1-2 yıla kadar bazı yatırım şeyleri için beklentide evet. kalmaya yönelik hı hı. projelerle gelişir. Evet. Şu an memnunuz. Yani durgun olmasına rağmen dönem dönem hı hı. ama yatırımımızdan pişman i̇nşallah, değiliz. İnşallah bu hizmeti daha yöne götürürüz. Tesis ana cadde üzerinde bir yerdeyiz. Ne caddesi burası? Burası Nusaybin Caddesi. Halen Memuzin Bulvarı olarak da biliniyor. Lokasyonumuz tam şehir merkezi. Dört yolun hemen merkezinde. Çok güvenli bir noktadayız. Çok güzel. Kaç kat binamız? Binamız 1+5. 5 evet. katlı artı alt katımız. Tesisin içini biraz konuşalım. Şimdi güzel bir giriş yapmışsınız. Burada insanlar hem keyifli ortam yapmışsınız. Otursunlar, vakit geçirsinler diye. Lobi bölümüyle birlikte. Katlarda nasıl bir sistem katlar var? Katlar bütün odalarımız suite tarzda dizayn edilmiş. Yani en mesela iki tip var sizde. Şöyle içlerini bir konuşalım. Bizde iki tip. Yani şimdi 1+1 olarak dizayn edilmiş. Ön tarafta bir oturma artı evet. Yemek ihtiyacını hı-hı. karşılayabileceği kendisinin. Diğer tarafta yatma bölümü var. Artı banyosu içeride. Bir otelin odasında bulunması gereken her şeyi tedarik etmeye çalışıyoruz. Bulundurmaya çalışıyoruz. Nezih bir ev ortamı oluşturmuş. Zaten bizim buradaki şeyimiz, aile söylemimiz ev ortamında, otel konforunda bir hizmet sunmak. Güzel. Buna yapmaya gayret peki, ediyoruz. Peki şimdi içerilerdeki hizmetleri anlattık. Şöyle ne var? 24 saat sıcak suyumuz, uydu yayınımız, internetimiz değil mi? Doğrudur. Kahvaltı kurutma makinesi, artı lobimi, barımız var, mutfağımız var her odada. Evet, kullanabilecekleri. Güzel. Bunlar hizmetler. Evet. Peki kaç kişi kalabiliyor toplamda? Şimdi kalma şöyle bir şey. Kalabilme olayı 70-80'e kadar kalabilir. Ancak bizim şu an oluşturduğumuz konsepte müşterimiz rahat edebilmesi için şu an 50 kişilik konseptle çalışıyoruz. Evet. Bunu da değiştirmeyi şu an düşünmüyoruz. Anladım. Çünkü daha çok rahat ettirme adına faaliyetler olmayı düşünüyoruz. Çok kalabalık değil de butik olsun. Evet. Düzenli bir şey olsun istiyorsunuz. Şimdi odalarda 3 kişilik sistem var, 2 kişilik var. 2 kişilik sistem var, evet. Bu şekilde. Peki. Kahvaltımız var. Kahvaltı salonumuz var. Hemen lobinin bir üstünde. Bir üstünde kahvaltı salonumuz var. Artı çok güzel şehir manzarasına hakim bir terasımız evet, var. Onu ileriki dönemlerde bir güzel teras kafe olarak hizmete sokacağız. Müşterilerimiz için böyle bir hizmet sunmayı düşünüyoruz. Tabii şimdi gelen insanlar akşam canı sıkılır, keyifli bir ortam olsun. Yazın da buralar sıcak olur. Sıcak. Güzel olur. Hem şehir manzarası eşliğinde bir keyif yaparlar. Tabii onu yapmaya çalışıyoruz. Bu arada Cizre'nin de zaten bilmeyenler için
Cizre Nehri tam Cizre'nin ortasından geçmekte, evet. Ve etrafı çok güzel parklarla donatılmış, yani yapılmış. Güzel mesire alanlar var. Çok güzel yerlerimiz var. Tarihiyle ilgili güzel konular da var. Sizde türbelerimiz var, değil mi? Doğrudur. Şimdi tarihi olarak Cizre çok kadim bir kent. Şehir kültürünü edinmiş. Geçmişte en büyük şeyimiz, zaten değerimiz Nuh Aleyhisselam'ın burada olması. Evet. Nuh Tufan'ın Cüri Dağı'nda olması. Artı burada geçen ulema ve bilim adamlarının olması. Tabii bunlar dünya literatürüne mal olmuş kişiler olarak dile getirebileceğim Şeyh Ahmet El Cezeri var. İsmail Ebul İz var. İbn-i Esir kardeşler var. Diğer yöresel bilgelerimiz var. Tarihe mal olmuş çok değerlerimiz var. Evet, güzel de bir hikayemiz var. Şimdi arkada bir tablomuz var. Onunla ilgili de güzel bir sohbet bahsettiniz. Nedir? Çok kısa yapalım ona. Bu memuzin. Bizim buradaki saygı duyulan aşk hikayesi. Bunun yazarı ünlü yazar ve ilim adamı Ahmed Hani'nin, evet, hikayesi. Cizre'de yaşanmış. Bu da hikayede geçen çok güzel bir hikayenin bir fotoğrafı, kısa bir fotoğrafı. Evet, evet. Orada bir aşkı anlatıyor ama aşkın içi şimdi anlatırken Memu var, Mirler var, bir de Zin var arkada. Evet, evet. Daha önce Memu Mir'in yerinde satranç oynarken Beko denilen kişi de bunun dikkatini çekiyor. Diyor ki Mir'im yerinizi değiştirin. Memu bu sefer geldiğinde karşısına Zin'i geliyor pencerede. Evet. Aklı fikri Zin'de kalırken Mir oyunu kazanıyor ve iddiayı da kaybediyor. Memu, evet, ortada da bir iddia bir var. İddia var. Evet, bu da onu temsilen bir resim. Temsilen bu, yani bizim kültürümüz. Güzel bir aşk, evet. Yani, farklı bir boyutu. Peki. Şimdi hedefleriniz neler? Böyle kafanızda daha var mı planlarınız ileriye dönük? Tabii burayı geliştirmek artı İyi bu işi yapabiliyorsak bunun daha iyiğini Cizre'nin etrafında yapabilmek. Yaygınlaştırmak. Tabii. Şimdi hizmette sınır yok denilir. Hakikaten iyi olması gerekir. Yani biz bunu başarırsak o sınırımızı daha üst seviyelere götürmeyi düşünüyoruz. İnşallah diyelim. Peki size başarılar diliyoruz. Çok sağ olun. Şimdi son olarak da keyifli sohbetin sonunda bir teşekkür yapalım. Bugüne dek sizi tercih eden, destekleyen tüm konuklarınıza bir teşekkür, son sözleriniz. Bütün gelen konuklarımız için zaten diyorum. Bir de gelecek konuklarımıza hitap etmek, tabii, isterim. Gelen konuklarımız için teşekkür ediyoruz, bizi tercih ettikleri için. Yani bugüne kadar dediğimiz gibi iyi bir lokasyondayız. Hı-hı. Güvenli bir noktadayız. Buradaki ana düsturumuz öncelikle uygun fiyat, kaliteli hizmet, hijyen ve güven esaslarıyla, evet, çalışıyoruz. Ötesinde Cizre'ye gelmeyen kişileri davet ediyoruz. Daha önce saydığımız, evet, yerleri gezdirmek istiyoruz. Hı-hı. Cizre'yi yani iyi bir lansmanla tanıtmak istiyoruz. Şimdi, tabii şimdi gelip gezip görmek lazım. Biz muhakkak mesela Türkiye'nin 81 ilini ve ilçesini geziyoruz. Biz de işimiz icabı. Derler okuyan mı yoksa gezen mi? Gezen daha iyi bilir. Gezip görmek, yerinde incelemek bence daha güzel bir, tabii, fikir. Tabii bekliyoruz misafirleri. Herkesi Cizre'ye davet edelim. Peki ben size başarılar diliyorum. Tüm ekibinizle birlikte il ve ilçe bazında burada hizmet veriyorsunuz. İnşallah ilerleyen zamanda yeni bir çalışmanızda tekrar buluşmak dileğiyle. Var olun. Teşekkür ederim. Bunu da belirtmek isterim. Bizim burada çalıştığımız ekibimiz, hı-hı, bizden olan insanlar. Evet, evet. Burayı kendi ailesi gibi hisseden insanlar. Evet. Ve gelen insanlar da sanki evlerinde karşılıyormuş gibi. Evet. Peki tüm personelinize de teşekkür edelim. Güler yüzünüzle teşekkür birlikte ediyorum. Ağzınıza geldiğiniz için var olun. Evet değerli izleyicilerimiz, yayınımızın başında aktardığım gibi Cizre merkezdeyiz dedik. Sektörün en iyisi Apart Suite Park Otel'den firmamızın sahibi beyefendi Havsullah Memduhoğlu'ndan aktaracaklarımız bu kadar diyor. Sözü merkez stüdyolarına aktarıyoruz. Hoşçakalın.